Merhaba, pozitif psikoloji konuşmalarına hoş geldiniz. Şu anda Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz. Karşımda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Tayfun Doğan bulunuyor. Tayfun Hocam, birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Doçent Doktor olarak görev yapıyorum. Pozitif psikoloji ile ilgili çalışıyorum ağırlıklı olarak çalıştığım konular arasında. Yani Türkiye'de bu konunun birazcık ihmal edildiğini görüyorum. O yüzden bu alanın yaygınlaşması için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu programda buna vesile olması itibariyle düşündük. Bakalım ilk programımız umarım İnşallah güzel olur. O zaman şöyle yapalım. Pozitif psikoloji Türkiye için, aslında dünya için yeni bir alan ama Türkiye'de daha yavaş yavaş anlaşılmaya, tanınmaya başlayan bir alan. Pozitif psikoloji nedir? Birazcık yani kısaca nasıl tanımlarsınız? Pozitif psikoloji dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve neden bugün için önemli bir konu? Evet, pozitif psikoloji insanın olumlu yönlerine, güçlü özelliklerine odaklanan bir yaklaşım. Psikolojinin yeni çocuğu diye biz ifade ediyoruz pozitif psikolojiyi. Çünkü resmi olarak bunun kuruluşu 1998 yılından itibaren sayılıyor. Aslında pozitif psikoloji konularıyla ilgili tarihi süreç içerisinde çok fazla şey var, çalışma var ama yine de bir disiplin olarak oldukça yeni, daha 16-17 yıllık bir geçmişi var. İnsanların olumlu özelliklerine, güçlü yönlerine, işte erdemlerine odaklanan bir yaklaşım diyebiliriz. Bu anlamda da önemli çünkü günümüzde hem dünya için hem de ülkemizdeki son dönemlerdeki olayları düşündüğümüzde barışa, umuda, iyimserliğe çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten zor dönemler geçiriyoruz. Pozitif psikoloji biraz daha işte böyle adı üstünde pozitif ya da olumlu konulara değinen bir psikoloji alanı diyebiliriz genel olarak. Yani olumlu dediğimiz zaman mesela şu anda içinden geçtiğimiz dönem içerisinde birçok kişinin stresli olduğunu görebiliyoruz. Mutluluk seviyelerinde bir düşüş hissedebiliyoruz. Bu bireysel bazda, kurumsal bazda, toplum bazında da yaşayabiliyoruz. Kişiler bu gibi konulardan daha olumlu yukarıya çıkabilmek için neler yapabilir? Yani pozitif psikoloji bize bu alanda neler gösteriyor? Yani negatif duygularımızla uğraşmamamızdan mı bahsediyor yoksa başka bir yaklaşım mı var? Şöyle, aslında klinik psikoloji yani ruhsal bozukluklarla ilgilenen, stresle, kaygılarımızla ilgilenen psikoloji alanı klinik psikolojidir. Ama şöyle bir şey yapıyoruz biz tanımlama. Klinik psikoloji insanları eksi 8'den 0'a getirir diyoruz. Pozitif psikoloji ise 0'dan artı 8'e doğru götürüyor. Yani klinik psikolojinin birazcık tamir etme, onarma, iyileştirme özelliği var. Pozitif psikoloji ise daha olumlu anlamda değişimleri artırma özelliğine sahip bir disiplin. Bu anlamda da insanlara mesela sorulmuş, denilmiş ki işte mutlu musunuz diye soruluyor. Mutlu değilim diyor insanlar. Peki mutsuz musunuz diyor. Mutsuz da değilim diyor. Ne mutlu olan ne de mutsuz olan büyük bir grup var. Evet. Mutluluk düzeyi düşük olan grup bunlar aslında. Dolayısıyla da bunların yaşam kalitesini biraz daha artırma, mutluluk seviyelerini daha çok artırma, işte gelişimlerini sağlama gibi durumlar var. Yani insanlar illa psikolojiden hasta olduğunda yararlanmak zorunda değil. Hani kabaca bir şeyle söyleyecek olursam, toplumun %10'u ruh sağlığı bozuksa, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı varsa, %90'ı sağlıklı bireylerden, normal bireylerden oluşuyor. Psikoloji bilimi genel olarak o %10'luk kesime tüm enerjisini ve maddi gücünü, her şeyini %10'luk kesime vakfetmiş durumda. Ama %90'lık kesim genel olarak ihmal edilmiş durumda. Bu birazcık şeye de benziyor. Hani ya ruh sağlığı bozuk olan zor durumda, bunun aciliyet problemi var. Bunlarla ilgilenelim, öbürü idare eder nasıl olsa. Hani hasta değil en azından gibi bir şey var ama hasta değil de istenilen düzeyde de değil. Yaşam kalitesi yüksek değil, istenilen düzeyde mutlu değil. Bu şuna benziyor. Hani birisine
Param var mı diyoruz. Var diyor. 10 liram var cebimde diyor. Aa, sen borcun yokmuş 10 lira. Sen zenginsin demeye benziyor. Yani evet. Adamın 10 lirası var ama istenilen düzeyde bir gelire sahip değil. Evet. Bu da böyle. Hani hasta değil birey ama mutlu da değil. İyi olması gereken düzeyde de değil. Dolayısıyla pozitif psikolojinin böyle bir daha iyiye götürme diye bir işlevi var. Hatta bunlar aynı zamanda bilimsel çalışmalar değil mi? Yani bilimsel dayanağı olan kesinlikle çalışmalar. Bunu, yani kişisel gelişim ya da işte bu alanda yapılan diğer koçluk falan. Evet, bunlardan ayrışıyor diye tahmin kesinlikle ediyorum. Kesinlikle bunu özellikle sormanıza sevindim. Çünkü belirtmemiz gerekiyor. Pozitif psikoloji normal genel psikolojinin kullandığı tüm bilimsel yöntemleri kullanır. Yani hı hı. Depresyon nasıl inceleniyorsa evet. Mutluluk, iyimserlik de aynı şekilde incelenir ve bilimseldir. Bunu altını çizerek söylememiz gerekiyor. Evet. Ne kişisel gelişimle, ne o New Age programlarıyla, evet. Ne koçlukla, ne başka bir şeyle hı hı. ilişkili değildir. Psikolojidir aslında. Pozitif psikoloji dediğimiz şey de. Bir alt dalı değil mi? Evet. Psikolojinin evet. bir evet. alt dalıdır ve bilimsel yöntemleri kullanır. Hı hı. O anlamda da elde edilen bulgular veya çalışma sonuçları bilimsel yöntemlere dayanır. Şimdi pozitif psikoloji işte birçok konuyla ilgileniyor. İşte bunun yanında mutluluk da var, dayanıklılık da var, iyi oluş haline evet. geçen. Biraz mutluluktan bahsetsek neler yapılabilir? Daha kendimizi daha mutlu hissedebilmek için ya da zor zamanlarda kendimizi yukarıya kaldırabilmek için neler yapabiliriz? Stresli ortamlarda o stresimizi azaltabilmek için ya da aslında şöyle başlayalım. Mutlu olmak neden önemli? Evet. Çünkü mesela baktığımız zaman birçok insan başarı elde etmek istiyor. Çünkü başarıyı elde ettikten sonra mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Evet. Böyle bir şey var. Ama pozitif psikoloji çok farklı bir yöne bizi götürüyor evet. aslında bu çalışmalar. Buradan böyle başlayacak olsak. Şöyle bir şey söyleyelim yine. Hani pozitif psikolojiyle ilgili belki yanlış algılamalardan birisi de şu. Mutluluk bilimi midir tam olarak? Değil. Mutluluk bilimi değildir aslında. Çünkü mutluluk konusu pozitif psikolojinin en önemli şeylerinden birisi. Çalıştığı konulardan bir tanesidir ama tek bir konu değildir. Bahsettiğiniz gibi psikolojik iyi oluş var, yaşam kalitesi var, affedicilik var, şükran duyma var. Yani onlarca konu var. Mutluluk bunlardan bir tanesi. Belki de en önemlisi. Çünkü mutluluk sonuçta nihai bir olay. Diğerlerinin hepsinin amacı da mutluluğa ulaşmak. Evet. O açıdan önemli. Ama sadece mutluluk bilimi dememiz biraz sınırlandırmış oluyoruz evet. şeyi, pozitif psikolojiyi. Mutluluk dediğimiz şey tabii ki üzerinde en çok durulan, konuşulan konulardan birisi insanların. Sürekli gündemimizde, günlük hı hı. dilde çok kullandığımız bir ifade. İşte değişik şeyler var, saadet anlamında, bahtiyarlık anlamında bir sürü şey var. Filozoflar bu konuyla ilgilenmiş, dinler ilgilenmiş. Yani mutluluk konusu hiçbir zaman güncelliğini yitirmemiş. Çünkü hepimizin gerçekten temel amacı ne yaparsak yapalım ona ulaşmak. Evet. Bir şekilde iş yapıyoruz, amacımız o. Çocuk sahibi oluyoruz, amacımız mutlu olmak. Ne bileyim para biriktiriyoruz, amacımız mutlu olmak. Evet. Eğitimin, yani hepsinin vardığı nokta o. Hatta Farabi'nin güzel bir şeyi var. Mutluluk diyor, en büyük amaçtır diyor. Evet. Nihai amaçtır. Evet. Aristo da aynısını söylüyor. Başka bir şey için değildir diyor. Hı hı. Yani şöyle soruyoruz ya hani adama soruyorsun diyorsun ki neden okula devam ediyorsun? Diyor iş sahibi olmak için. İş sahibi olunca ne olacak? İşte para kazanacağım. Para kazanınca ev alacağım. Ev alınca şu böyle gidiyor. Gidiyor. Evet. En son peki o da olunca ne olacak dediğinde işte mutlu olacağım. O noktadan sonra şey soramıyoruz. Mutlu olunca ne olacak? Sorusu evet. biraz saçma geliyor. Çünkü mutluluk son amaç, nihai amaçtır. O yüzden de önemli ve pozitif psikoloji dediğim gibi mutluluğu bilimsel olarak inceleyen bir alan. O kadar çok araştırma yapıldı ki son 15-20 yıldır kültürler arasında işin biyolojik yönüyle ilgili ne bileyim felsefi yönüyle her anlamda mutluluk derinlemesine incelendi ve bugün ister yurt dışı kaynaklı Amazon.com sitesine girin, ister bizdeki herhangi bir kitap sitesine girin.
mutluluk diye yaratın. Yüzlerce, binlerce şey var. Mutlulukla ilgili evet. kitap var. Evet. Tabii ki burada ayırt etmemiz gereken şey mutlulukla ilgili çok fazla şey kitap da var. Hani bilimsel yaklaşıma uymayan. Çünkü mutluluğu herkes bir şekilde ele almış. Dolayısıyla yani mutluluk aslında kişiye göre değişiyor mu? Evrensel bir yönü var. Mutluluk dediğimiz zaman dünyadaki tüm insanlar şeyi anlıyor. Neyi kastettiğimizi anlıyor. Hangi dilde olursa olsun, hangi kültürde olursa olsun. Ne anlıyorlar? Yani mesela mutluluk dediğimiz zaman siz ne anlıyorsunuz? İyi hissetmek en şeyi bu. Yani iyi hissetmek, güzel duygular hissetmek. Ama benim çok beğendiğim bir şey var, mutluluk tanımı var. Diyor ki, hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşamaktır diyor. Şimdi bu tanımda şeyimiz var bizim. Keyif alma duygu boyutunu oluşturuyor. Anlamlı bir şekilde yaşama ise erdem boyutunu oluşturuyor. Hmm. Yani bir amaç, bir anlamla bağlantılı olarak hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşama. Zaten şeyde de pozitif psikoloji literatüründe de bunu ikiye ayırmışlar şey olarak mutluluk konusunu. Psikolojik iyi oluş ve hedonik iyi oluş diye ikiye ayırmışlar. İşte hedonik iyi oluşta hazza dayalı bir mutluluk var. Tabii ki bu da gerekli, gereksiz demiyoruz. Ama tek başına yeterli kabul edilmiyor genel olarak. Yani bir anlamı da olması lazım tabii, hayatımızın. Evet. Peki o anlamı nasıl buluyoruz? Yaşamın anlamı konusu da tabii ki pozitif psikolojinin çalıştığı yine konulardan birisi. Yaşamın amacı, anlamı ve gerçekten bir insan için belki de en güç şey yaşamda bir amaç bulmadır. Gerçekçi bir amaç bulma. Basit gündelik amaçlardan bahsetmiyorum. Niçin yaşıyorum sorusuna sağlam bir cevap bulabilmek gerekiyor. Ve bir tane de yetmiyor. Birkaç tane cevabımızın olması gerekiyor. Bunlara anlam kaynakları diyoruz işte. Yani birden fazla hayat amacımızın olmasından bahsediyoruz. Ve anlam. Mesela niçin yaşıyorum sorusuna bir sürü cevabımızın olması gerekir. Bunu ben masaya benzetiyorum. Masanın bir sürü ayakları var. Niçin yaşıyorum sorusuna veya biraz kışkırtıcı bir soru genelde varoluşçu terapide sorarlar. Tersten sorarlar. Niçin yaşıyorsun, yaşamının amacı nedir dediğimizde cevap vermek zordur. Ama şunu sorarlar. Niçin kendini öldürmüyorsun derler. Ve bunu ben de bazen derslerde ya da seminerlerde sorduğumda insanlar çok güzel cevaplar veriyor. Diyor ki işte çocuklarım var. O yüzden sorumlu olduğum insanlar var. Evet. İdeallerim var. Dini inançlarım var. Ne bileyim bir sürü şey söyleyebiliyor. Herkesin bu konudaki anlam kaynağı farklıdır. Bu noktada eğer anlam kaynaklarımız çoksa bunlardan birkaç tanesini yitirdiğimizde yaşama işte yine devam edebiliriz. Evet. Bu bir nevi şey aslında. Geçenlerde bir söyleşi yapmıştık bununla ilgili. Yaşamı sürdürme nedenlerimiz yani. Evet, yaşamı evet. sürdürmek için bir sürü nedenimiz olması lazım. Ya bu bence söylediğim şey çok önemli ve çok fazla duymadığımız bir şey. Evet. Çünkü öyle bir şey yapıyoruz ki bazen duyuyoruz ki sanki hayatta tek bir amacımız olmalı. Evet. Ve o amaç doğrultusunda ilerlemeliyiz. Eğer o amacımız kaybolursa, yani tek bir amacımız varsa o zaman düşüşümüz birazcık daha rahat olur. Masa devriliyor evet, o zaman evet, o gittiği zaman evet. ama başka ayaklar da varsa birisine bir problem çıktığında o ayaklardan diğerleri taşımaya devam ediyor yani. Evet. O yüzden yaşamda amaç bulma, anlam bulma önemli. Üzerinde düşünme önemli. Peki bu yani anlamsızlık o zaman mutsuzluğumuzu da bir yerde geçiyor. Peki anlam bir türlü bulamayan insanlara nasıl bir şeyiniz olur, öneriniz olur? Aslında son dönem çok gündemde olan terapi çeşitlerinden birkaç tanesi anlam odaklı ya da amaç odaklı terapilerdir. Çünkü insanlar gerçekten bir anlam ve amaç bulamazsa hayatında her şey boş geliyor. İşte o bunalım dediğimiz şeyi yaşıyorlar. Özellikle orta yaştan sonra maddi durumu iyiyse mesela. Yani çünkü genelde insanın umutları varsa, ulaşamadığı şeyler varsa onları amaç olarak belirliyor. Evet. Atıyorum bir adam ev alma şeyi varsa hedefi, o evi alana kadar varoluşsal kaygılarını çok fazla gündeme getirmiyor. Yaşam bir şekilde devam ediyor.
Ama ne zaman ki amacına ulaştı, o zaman işte hani halk arasında söylenir, boşluğa düşme durumu olabiliyor. Evet. Bir yakınını kaybettiğinde bunu yaşayabiliyor. Bir anda çabalarken, uğraşırken yakınından birisini kaybettiğinde bir boşluğa düşebiliyor. Hı hı. Bu noktalarda yaşamı sürdürmesi için ciddi nedenlere ihtiyaç duyuyor. Yani niçin sürdürmeliyim? Dediğim gibi bu bir sürü şey olabilir işte. Türkiye'de tabii dini inançlar önemli bu noktada. Yaşama anlam katma konusunda. Çünkü yaşamın anlamını ele aldığımızda inançlar önemli bir şey, boşluğu dolduruyor. Çocuk çok önemli bizde, işte aile çok önemli. Bunlar gerçekten yaşama anlam katan şeyler. Hani ilerleyen programlarımızda yine ele alacağız. Mesela evlilik mutluluğu, psikolojik yoruluşu olumlu etkiliyor. Neden? Çünkü bireyin yaşamına bir anlam katıyor. Yaşaması için bu bir... Bu ama mutlu bir evlilikse diye tabii tahmin ediyoruz. Tabii, tabii. Evliliklerin %50'si niye o zaman boşanmayla sona eriyor? En azından demek ki dünya katmıyor onlar şey anlam. Ama şu var, yani adam kendisini çok kötü bile hissetse mesela intiharı düşünmüyor. Niye? Diyor ki ya bir eşim var, çocuğum var, sorumluyum diyor. Yani o sorumluluk yaşamına bir anlam katmış oluyor işte. Tabii ki bu yaşamın anlamı amacı konusu da pozitif psikolojinin önemli derin konularından bir tanesidir. Hatta Paul T. Wong diye bir Çinli ama Amerika'da yaşayan bir profesör var. O mesela PP2.0 diye bir yeni pozitif psikoloji modeli ortaya attı. Pozitif psikoloji ikinci versiyonu gibi şey edebiliriz Türkçe'ye. Tamamen anlam odaklı olarak, yani anlam konusuna, yaşamın anlamı, hayatın anlamı konusuna çok önem veriyor. İlerleyen programlarda daha derinlemesine şey deriz, üzerine gidelim, konuşabiliriz. Çünkü ciddi bir konusu şey, tabii, pozitif psikoloji. Peki mutluluğa tekrardan dönecek olursak mesela şeyle bizi dinleyenlere bir iki tane küçük böyle şey verebilir misiniz? Kendilerine iyi hissetmedikleri zaman kullanabilecekleri bir iki tane böyle küçük yöntem ama onlara hızlı belki bir şey getirebilecek, çözüm getirebilecek. Genelde şu sorulur aslında, mutluluk kolay mı değil mi diye. Kolay olduğu yer de var, zor olduğu yer de var aslında. Pozitif psikolojinin bu konuda şeyleri var. Önerdiği gerçekten güzel şeyler var. Benim kendi uyguladıklarım da var. Zaten mümkün olduğunca öğrendiğim, bu alanla ilgili öğrendiğim şeyleri kendi üzerimde deniyorum. Ondan sonra etkili olup olmadığını da insanlara anlatıyorum ya da söylüyorum. Mesela egzersiz konusu bu konuda çok çok şey önemli. Egzersiz, spor. Spor, hareket. Yani bunu nasıl yaptığınızın çok bir önemi yok. Masa tenisi de oynayabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, koşabilirsiniz. Ne bileyim, spor salonuna gidebilirsiniz ama hareket etmemiz gerekiyor özellikle. Bu dopamin salgılanmasına, endorfin salgılanmasına neden oluyor ve gerçekten mutlu hissettiriyor mesela. Yani garantili yollardan bir tanesi bu. Bunun dışında benim yine en çok beğendiğim mutlulukla ilgili şükran duyma günlükleri tutuluyor. Onu nasıl yapıyoruz? Şöyle söyleyeyim, pozitif psikolojide karakter güçleri diye bir şey var. Evrensel olarak 24 karakter gücü belirlenmiş. Bunlardan da bir tanesi şükran duyma. Ve karakter güçleri içerisinde bireyi en mutlu eden karakter gücünün şükran duyma olduğunu buluyorlar. Nasıl yapılıyor? Bir defter alıyorsunuz ve her gün değil, haftada 3 gün birer gün arayla, mesela pazartesi yaptıysanız çarşamba, cuma, öbür pazartesi. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela şunu dolduruyorsunuz. Çok şükür nokta nokta nokta, o bu şeyi, kelimeyi, cümleyi tamamlıyorsunuz. Bu çok basit şeyler de olabilir, önemli şeyler de. Hani çok şükür sağlığım iyi de diyebilirsiniz. Çok şükür bugün kahve içtim de diyebilirsiniz. Yani o hafta içinde bizi iyi hissettiren, teşekkür takdir etmemizi sadece hafta içinde olan, değil, genel yaşamla ilgili, yaşam tüm içerisinde, yaşamla ilgili. Okay. Ya da şu cümlede olabilir. Şanslıyım çünkü doldurun. Ve bunu yatmadan önce diyor, mutlaka yazılı olarak yapmamız gerekiyor. Kalem kağıt. Evet. İşte şükran günlüğü diyorlar. Bir defter tutuyorsunuz ve
Oraya yazıyorsunuz. Şanslıyım çünkü bugün arkadaşımla karşılaştım. Evet. İşte şanslıyım bugün, işte bizim için mesela akşam yazacak olursak ilk programımızı yaptık. Evet, gibi. Evet. Yani bu bize neyi hatırlatıyor? Hayatımızdaki olumlu olan ama duyarsızlaştığımız kaynakları hatırlatıyor aslında. Bir sürü bu şekilde güzel şey var hayatımızda. Ama beynimiz genelde olumsuzları hatırlayıp olumluları unuttuğundan dolayı ya da duyarsızlaştığından dolayı günlük yaşam içerisinde bunları görmüyoruz. Yani bir yerde beynimizi daha iyi düşünmeye doğru birazcık daha eğitmeye başlıyoruz. Çünkü bu, doğal eğilimimiz aslında daha negatifi düşünmek üzerine. Bu kadar basit bir şey inanılmaz iyi hissettiriyor. Hı hı. Hatta programdan önce bahsetmiştim size. Rick Hanson var, profesör. O şey diyor bu konuda, işte beynimiz olumsuzlukları hatırlamada yapışkanlı bant gibidir diyor. Olumsuzlukları unutmaz. Ama olumluları hatırlamada teflon gibidir. Kayar gider diyor. Çok doğru. Olumlu şeyleri hatırlamıyoruz ya da... yani mutluluk bir çaba gerektiriyor aslında. Kesinlikle. Yani i̇yi hissetmek bir çabanın sonucu. Öyle bir söz var. Şey diyor işte mutsuzluk kendiliğinden gelir ama mutluluk çaba gerektirir diyor. Evet. Gerçekten uğraşmak gerekiyor ama bu basit şükran duyma etkinliği bile bunu sağlıyor. Bunu ben şeye benzetiyorum birazcık. Hani bir söz var, şey derler. Allah bir kulunu sevindirmek isteyince eşeğini kaybettirir, sonra geri buldururmuş. Aslında şükran duymada biz o kaybolan eşeğimizi tekrar hatırlıyoruz. Bak benim burada bir şeyim var, hayvanım var diye hatırlıyoruz. Bu hatırlamada iyi hissettiriyor. Hatta bunu o kadar ileri boyuta götürmüşler ki araştırmalarda. Kişinin fiziksel sağlığında düzelmeler oluyor. Düzenli yaptığında uykusu düzene giriyor. Çünkü şunu fark ediyor ya, aslında o kadar da kötü bir hayatım yokmuş yani. Evet. Bunu fark ediyor. Bir yerlerde bir sürü iyi şey var hayatında. Bunu aslında biz ne zaman görüyoruz? Hastalandığımızda falan fark ediyoruz. Hani hastalanınca diyoruz ya, bir iyileşsem şunu yapacağım, bunu yapacağım falan. Peki şöyle bir şey sorayım. Yani mutluluk genetik de olabilir mi? Yani bunu yani daha mutlu olan insanlar var mı? Yani bakıyorum mesela ben etrafıma, bazı arkadaşlarım hayatlarına ne gelirse gelsin mutlular. Yani bir şekilde sizin dediğiniz gibi iyi yönü çok hızlı bir şekilde düşünüp şey yapabiliyorlar. O negatif etkileri minimize edebiliyorlar. Ama bazılarımız da yani bir türlü o negatifin şeyinden çıkamıyoruz. Düşünce sarmalından çıkamıyoruz. Düşüncede daha çok kendimizi aşağı çekiyoruz. Bu yani bir genetik midir? Genetikse de bunun değişimi nasıl mümkündür? Şöyle, mutluluğun belirleyicilerin neler olduğu ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmış işte. Kişilik ve genetik boyutu var mutluluğun ve çok büyük bir oran. Mutluluğun %50'si yaklaşık olarak genetiğe bağlı. Hı. Yani anne babamız mutluysa mutlu olma ihtimalimiz yüksek. Bu noktada da... mutlu çocuklar yetiştirmeye bakıyoruz o zaman. Mutlu çocuklar mutlu... O yine de öğrenilmiş kısmı oluyor ama. Yani genetik olarak bunlara sebepsiz mutlular diyorlar. Set point diye İngilizcesi mutluluk ayar noktamız var doğuştan. Bu tartışılan bir konu ama var olduğunda biliyoruz böyle bir şey. Doğuştan belli bir mutluluk potansiyeliyle dünyaya geliyoruz. Ve bazı insanlarda bu 100 üzerinden 80 iken bazılarında 60, bazılarında 40. İşte 100 üzerinden 80 ise sizin mutluluk ayar noktanız. Çok mutsuz olsanız da hayatın bazı dönemlerinde tekrar 80'e çıkıyorsunuz. Çok mutlu olsanız da mesela bir araba aldınız 95 oldu. Evet. Birkaç ay sonra tekrar 80'e iniyor. Dolayısıyla genetik bir yönü var. Bu tabii ki şey için avantaj. 80 olan için avantaj da 40 olan ne yapacak? 40 olan da sürekli çünkü mutsuz olma eğilimi içerisinde. Evet. İşte onun da çabalaması gerekiyor sürekli olarak. Yani bunu şeye benzetiyorum, bisiklet sürmeye benzetiyorum. Hani bisiklet sürerken pedal çevirmeyi bıraktığınızda birkaç saniye sonra, 10 saniye sonra düşersiniz mesela. 40 olan sürekli pedal çevirmek zorunda. Ben şöyle bir araştırma okumuştum. Bu Harvard'la bir psikoloğun yapmış olduğu bir araştırma. Küçük çocuklarda
Akşam yemeğinden önce 3 dakika boyunca iyi şeyleri hatırlatmak çocuğu yani o optimizm seviyesini önemli ölçüde şey yapıyor, yükseltiyor. Yani pesimist bir çocuğu optimist hale getirebiliyor, evet. Ve hatta yani genetiğinin değişmesine neden oluyor. Bunu 80 yaşındaki insanlarla yaptıkları zaman da işte pesimizmden low optimist dedikleri, yani daha aşağı düzeydeki optimizm seviyesine geçebiliyorlar. Yani aslında o çabalar da çok yüksek çabalar olmasına da gerek yok gibi duruyor. Sizin dediğiniz gibi mesela spor yapmak bunlardan bir tanesi, ama günün içerisinde böyle 3 dakikalık beynimizi farklı yöne çalıştıracak çalışmalar yapmak dahi bize belli bir süreç içerisinde daha iyiye doğru götürebiliyor. Ya bu aslında enteresan değil mi? Yani biz değişmez zannediyoruz. Yani nasılsak öyle olacağız, ama aslında pozitif psikoloji var, bilimi değiştiriyor, bize evet. Farklı şeyler göstermeye başlıyor. Mesela ben öğrencilerden bana hep bunu anlattığımda şöyle bir tepki gelir. Ama bu haksızlık değil mi? Yani birisinin mutluluk düzeyi 80 ile doğuyor. Evet, diğeri 40-20 dediğinde, hani ve genetik dediğimizde kafamızda şöyle bir şey var ya, genetik değişmez. Evet. Zaten kalıtım deriz işte, kalıcılıktan yola çıkarak falan. Ama son yapılan çalışmalar bize genetikle ilgili şunu gösteriyor. Genetiğin de değişebildiğini gösteriyor. Evet. Genlerimizin açma kapama fonksiyonlarının olduğunu ve genin aktif hale geldiğini ya da pasif hale geldiğini biliyoruz mesela. Son çalışmalar bunları gösteriyor. Dolayısıyla da yapacağımız olumlu pozitif psikoloji müdahaleleri, etkinlikleri işte bazı olumlu genlerimizin aktif hale gelmesine, ama doğuştan getirdiğimiz bazı genlerimizin de kapalı hale gelmesine sebep oluyor. Dolayısıyla da umutsuzluğa gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü aslında çok umut var, tabii, değil mi? Evet, bu şey. Kişinin mutlu olması büyük oranda, tamamıyla demiyorum çünkü çevresel şartlar da gerçekten önemli, ama büyük oranda kendisine bağlıdır yani. Evet. Peki genetik %50 dediniz. Diğer %50'yi yapan faktörler nedir? %50 genetik ve kişilik faktörleri, %10'luk kesimin yaşam şartları oluşturuyor. O ne demek? Demografik değişkenler. Yaş, cinsiyet, yaşanılan yer, medeni durum, bunun gibi şeyler oluşturuyor. Bunların hepsinin toplamı, maddi durumda, ekonomik durumda bu kapsamda, bunların hepsinin toplamı %10 etkiliyor diyorlar mutluluğu. O yüzden asıl yönelmemiz gereken kısım o değil. Ama insanlar mutlu olmak için genellikle bu %10'luk kesimi zorluyor. Hani eğitim düzeyim yükselse mutlu olacağım, daha çok para kazansam mutlu olacağım, evlensem mutlu olacağım. Peki bunları sadece mutlu olmak için mi yapıyoruz? Yani mesela eğitim seviyemizin yükselmesini istememizin tek nedeni mutluluk mu, yoksa? Değil tabii ki. Evet. Ama nihai varacağımız olarak yer o yani. Hani kafamızda belirlemediğimiz amaç aslında o. Yani kafamızın bir yerinde, beynimizin bir yerinde o gizli bir şekilde duruyor. Hani eğitim düzeyim yükselse, daha çok para kazansam, işte şu olsa, yaşadığım yeri değiştirsem mesela mutlu olacağım diye düşünüyoruz. Evet. Milan Kundera'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, yaşadığı yeri terk etme arzusundaki insan mutsuz insandır diyor. Şey olarak çok hoşuma gider bu. Mutluluğu ölçme açısından gerçekten etrafımızdaki insanlara bakabiliriz. Kim yaşadığı yeri terk etmek istiyorsa iyi hissetmiyordur. Yani mutsuzdur. O anlamda önemli. Maceracı bir ruhu o değil. O anlamda değil. Yani gezme anlamında değil, ama hani diyorsa ki ya ben İstanbul'dan sıkılıyorum, burada mutsuzum, işte atıyorum nere olsun Antalya'ya gidince gitsem kesin mutlu olurum diye düşünüyorsa muhtemelen Antalya'ya gittiğinde de mutlu olmayacaktır. Evet. Çünkü kişi gittiği yere götürecektir mutluluğunu bir şekilde. Doğru. O yüzden bu değişkenlerin toplamı dediğim gibi %10 etkiliyor mutluluğu. Evet. %40'lık kesim ise amaçlı etkinlikler diyoruz. Yani bizim elimizde olan şeyler daha çok. Nedir bunlar? İşte öz saygı mesela. Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Öz saygınızın yüksek olması mutluluğu etkileyen bir faktör ve öz saygıyı geliştirebiliriz.
Bu amaçlı etkinlikler kapsamında söyleyeceğimiz şeyler öğrenilebilen ya da geliştirilebilen özellikler. Kişinin kendisine değer vermesi, öz saygısını artırması değişebilen bir şey. Özgün olma, doğal olduğu gibi olma mesela. Yine varoluşçu psikolojide şunu söylerler. Kişinin yalan söylemesi ruh sağlığını bozar derler. Evet. Ama bu yalan söyleme sadece sözel olarak yalan söyleme değil, dille söylenen kendisi değil. Kendisi de mi? Her anlamda, hayır. Evet. Bedensel olarak da tüm ruhuyla, bedeniyle yani yapmacık hareketlerde bulunduğun zaman kendinden uzaklaşmış oluyorsun. Peki böyle bir dünya içerisinde nasıl doğal kalabiliriz? Yani bize sürekli şöyle olmamız gerektiği, bu şekilde düşünmemiz gerektiği, şu şekilde oturup kalkmamız gerektiği. Yani sürekli önümüzde bir sosyal şeyler baskı var, var, baskılar diyorsun. Var. Böyle bir şeyin içerisinde kişinin kendisini yani kendi doğasından çıkarmaması nasıl mümkün? Yani bunu nasıl başarıyor? Kolay değil ama önemli. Çünkü genelde bu tür insanlar ilk başta aykırı bireyler olarak değerlendirilir. Evet. Ama daha sonra sevilir. Çünkü özgüveni yüksektir ve olduğu gibidir. Evet. Güvenilirdir o anlamda da. Yani çok kapalı kutu değildir özgün insan. Doğaldır. Kendisi istediği için bir şeyleri yapar. Evet. O şey bununla ilgili bir yazı yazmıştım kişisel web sitemde. İsmi tayfundogan.net. Orada başkası olma kendini ol böyle çok daha güzelsin diye evet. Tarkan'ın şarkısı var. Gerçekten kendisi olan kişi daha güzeldir. Evet. Bu anlamda işte varoluşçu psikologlar şey diyor. Yani ne kadar doğalsan ruh sağlığın o kadar iyi olacak. Yapmacıksan, sahteysen kendine de yalan söylüyorsun. Yani gerçek değilsin sen. O zaman da ruh sağlığın bozulur diyor. Bu anlamda işte öz saygı önemli, özgün olma önemli. Kişiler arası ilişkiler kesinlikle önemli. Yani eğer mutlu olmayı istiyorsak yakın ilişki kurduğumuz insanları bulmamız ya da yakın ilişki kuracağımız insanların olması gerekiyor. Evet, bu araştırmalar var bu alanda değil mi? Evet, çok fazla. Yani hatta birinci sıraya çıkartıyor bu kesinlikle. Sosyal ve aile ilişki. Yani sevdiklerimizle bir arada iyi, güzel ilişkiler. Kesinlikle. Hatta şey psikiyatrist Kemal Sayar güzel bir tanımlamada bulunuyor bununla ilgili. Diyor ki mutluluk ilişkiseldir diyor. Diğer hepsi onun etrafını dolduran şeylerdir. Yani şöyle bir insan tipi yok. Yalnız, kimseyle geçinemiyor, problemli, herkes kendisinden uzak tutuyor, herkesle kavga ediyor ama çok mutlu bir birey. Evet. Böyle bir insan tipi yok. Doğru. Eğer mutlu Doğru. olacaksa insanlarla iyi geçinmeyi, derin, doyurucu, sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenmek zorunda. Ve ilişki, iletişim kurma da öğrenilebilen bir şeydir. Yani bunun pek çok eğitimi var, kitabı var, videoları var bir şekilde. Sağlıklı ilişkiler kurmayı kişinin öğrenmesi gerekiyor. Peki bu kadar yoğun bir iş hayatı olsun ya da şehir hayatı olsun. Bu yoğunluğun içerisinde genelde en büyük sıkıntımız aslında sevdiğimiz insanlara az vakit harcıyor olmamız. Bu şeyi nasıl çözümleyebiliriz? Yani bir şekilde bir çıkmaz gibi duruyor birçok çalışan kesimin ya da okuyan kesimin şeyinde, önünde. Bunlar nasıl şey yapılabilir? İki şey söyleyebilirim bu konuda. Öncelikleri belirlemek gerekiyor. Yani şunu çok duyuyorum işte ya çocuğum büyümüş ben onun büyüdüğünü hatırlamıyorum diyor iş yoğunluğundan ilgilenemediğinden dolayı. Kaçırıyor. O çocuk bir daha o döneme gelmeyecek. Yani 3 yaşında sevdiniz onu. 3 yaşa bir daha gelmeyecek. 5 yaş içinde, 7 yaş içinde. Her dönem sadece bir kez yaşayıp geçiyor çocuk. Tabii. Bir bu önceliklere önem verme gerçekten önemli bu konuda zaman ayırma açısından. İkincisi de eğer zaman ayırmazsak bunların yerine başka bir şey tercih edersek bedelini zaten ödüyoruz yani. Onu mutsuz olarak ödüyoruz bir şekilde. Ama bu önceliklendirme de biraz güçlü karakter gerektirmiyor mu? Yani önceliklerinizi belirlemek ve o öncelikler doğrultusunda bir yerde belki taviz vermeden hareket edebilmek ya da çok sık bir şekilde kararlarınız doğrultusunda hareket yani bunu nasıl başarıyoruz? Şöyle bir şey var bizim psikolojide kullandığımız nitelikli zaman geçirme diye bir şey var mesela. İşte
anneler babalar genelde çalıştıkları için çocuğuma zaman ayıramam der ya da kişi arkadaşlarına, eşine ne bileyim zaman ayıramıyor. Ayırabildiğin zamanı nitelikli olarak geçirme. Cep telefonlarını çok önemli. Tabii ki. Tabii yani çocuğunuzla siz 5 saat aynı ortamda oturursunuz odada. Evet. Televizyon açık, telefon elinizde. Bu nitelikli bir zaman değil. Nitelikli zamanda göz göze iletişim kurma, dikkatini tam olarak karşıdaki kişiye verme, her ne yapıyorsan. O yüzden mesela veliler sorduğunda falan söylüyorum. Çocuğunuzla oturun, fasulye ayıklayın mesela. Tamam mı? Evet. Bu bile yani işiniz var ya, beraber tabii ayıklayın. Ortak bir paylaşımda bulunun. Hı-hı. Ama diğer türlü hani televizyona bakıp, aslında beraber film izleme, belgesel, ne bileyim bir şeyler izleyerek de nitelikli zaman geçiriyor ama daha pasif. Ortak olması evet, lazım evet. Ama. Yani ikisi de seviyorsa onu. Ama siz bir şey izliyorsunuz, aynı ortamda bulunuyorsunuz. Bu nitelikli evet. zaman geçirme değil. Peki şey, biraz önce dediniz ki insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak, yani birbirlerine aslında ilgili olduğunu evet. göstererek iletişim kursunlar. Şimdi sosyal medya ya da bu mobil telefonlar diyelim hayatımızı aslında değiştirdi. Daha çok bakıyoruz. Evet, telefonlara bakıyoruz ve birbirimize bakmayı unuttuğumuz gibi birbirimize de bakamaz hale geldik aslında. Çünkü rahat hissetmiyoruz. Evet. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var mı? Bu aslında ilk şeyle başladı. Televizyonla başladı biliyorsunuz. Hani insanlar ne zaman birbirinin var olduğunu hatırladı? Elektrikler kesildiği zaman yani. Baktık aynı odada oturuyorlar gerçekten yani birileri var. Şimdi de telefon çıktı tabii son 10 yıldır. Herkesin elinde ve çok cazip yani. Bundan dolayı insanları suçlamamız da şey değil. Çok evet. cazip bir şey. Hatta biz derslerde de zor durumda kalıyoruz çünkü evet. oradan titreşim geldiği anda ona karşı koyması bir insanın çok zor. Onu evet. merak ediyor, bakacak. Evet. O yüzden ben bazen şey diye espri yapıyorum işte bu jammer diye sinyal kırıcı şeyler var. Okula ondan aldırtalım da diyorum telefonlar çalışmasın falan. Ama sosyalliği de getiriyor aynı zamanda. Yani tabii. çok uzun süredir görmediğimiz insanların ne yaptığını görebiliyoruz. Sonradan bir araya geldiğimiz zaman sohbetimiz daha koyu evet. hale gelebiliyor. Yani doğru kullandığımız zaman aslında faydası da var. Zararlı bir şey değil. Bir sürü faydası var yani. Çok güzel şeyleri var. Ama şeyi biraz azalttığı için problem olabiliyor. Hani yüz yüze iletişimi, doğal evet. iletişimi. Çünkü bir mekana gittiğinizde, dışarıda bir yere gittiğinizde de insanlar, yani doğal ortamlarda da sanal alemden kopamıyor. Kopamıyoruz, evet. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Bir sürü kişi oturuyor bir ortamda mesela. Herkes telefonla. Kimse orada değil zihinsel evet. olarak. Yani bu bağımlılık ama bir yerde. Öyle diyebilir miyiz? Hepsi için değil. Bazıları için bu bağımlılık düzeyinde. Bazıları için ise alışkanlık. Evet. Normal düzeylerde diyebiliriz. Peki. Birazcık Face'te şeyler varmış. Sorular varmış. Bir bakayım. Neler gelmiş. Bakıyorum. Bir dakika. Bu arada siz şeyden bahsetmek ister misiniz? Bu alana sizi iten neden neydi? Aslında ben yüksek lisansımda depresyon çalışmıştım yüksek evet. lisanstayken. Sonra doktorada anksiyete çalıştım. Hı hı. Ama daha sonra Oxford Mutluluk Ölçeği diye bir ölçek var. Mutluluk üzerine geliştirilmiş bir test. Onun Türkçe uyarlamasını yaptım. O sırada da konu çok ilgimi çekti yani. Aslında evet. bunun da araştırılabileceğini fark etmiş oldum orada. Sonra askere gittiğim dönemde gitmeden önce bazı çalışmalar yapmıştım işte. Orada bir arkadaşla karşılaştık. Aynı alandan. Psikolojik danışma alanından. O da bu konularda çalışıyordu. Beraber paylaşımımız evet. oldukça da daha çok ilgi duymaya başladım ve yolumu buldum, kendimi buldum diyebilirim bu süper. Konularda. Türkiye'deki pasif psikoloji alanına araştırma yapan evet. çalışan en önemli isimlerden birisiniz bence. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir soru gelmiş. Diyorlar ki ortak mutluluk kavramını açıklar mısınız? Farklı etkinliklerden zevk alıyoruz eşimle, ailemle. Ama bu konuda nasıl bir orta yol bulmamız gerekiyor? Herhalde farklı fikirler evet. oluşuyor. Önerileriniz olur mu?
Olabilir tabii ki. Eşimle demiş değil mi? Evet, Evliler o zaman. Yani eşiyle. ortak bir şeyleri mutlaka vardır ki evlenmişlerdir diye düşünüyorum. Yani Evet. tamamen farklı dünyaların insanları değillerdir herhalde. Oturup konuşulabilir. İkisi bilirler aslında insanlar ikisinin de sevdiği etkinliklerin ne olduğu. Şunu Evet. da önermiyoruz. Hani sevmediği bir etkinlikte diğerine eşlik etmesi diğer kişiye eziyet olabilir. Atıyorum adam futbol Yani maçı alışveriş oluyor bu seyretmeyi, kadınlar evet, açısından. futbol maçı seyretmeyi seviyor adam mesela. Evet. Eşi de sırf ona ortak bir Evet. şeyimiz olsun diye kadın da izliyor onu ama eziyet çekiyor orada. Ya Evet. da dediğiniz gibi alışverişte erkekler için böyle bir durum genellikle. Bunları ayrı ayrı yapabilirler yani Tabii ayrı şeyleri zaten şu olabilir. olması gerekiyor. Yani evlilikte ya da ilişkilerde sürekli birlikte bir şeyler yapma değil. Evet. Kişilerin özgür kendi arkadaşlarıyla, kendi hemcinsleriyle yaptığı etkinliklerde olmalı. Ama mutlaka ortak bir şeyler de vardır. Ortak yemek yeme olabilir. Ya bir Evet. defa şu var yani insan olarak hepimizin hoşuna giden şeyler vardır. İşte atıyorum yemek yeme, ne bileyim güzel yerleri görme, film izleme bir sürü şey vardır. Bunlar herkese göre de değişiyor. Bunlar tespit edilip ortak bir şeyler yapabilirler. Yani Evet. sadece üzerine birazcık düşünmeleri Düşünmeli. gerekir. Peki. Bir soru daha var. Bu güvensizlik üzerine aslında kendime güvensizlik geliyor. Eğer güvenim olmayan bir şey yaparsam başıma bir iş gelecekmiş gibi hissediyorum diyor. Bu gibi durumda o da herhalde mutluluğunu etkileyen bir durum. Evet, birazcık herhalde anksiyete durumu var. Tabii güvensizlikle ne kastettiğini bilmiyorum. Hani çok güvenli günlerden geçmiyoruz tabii ki her yerde. Maalesef bombalar patlıyor, şu oluyor, Evet. oluyor. Ama eğer öyle bir güvensizlikten bahsediyorsa bazı şeyler bizim kontrolümüzde değildir tabii ki. Anksiyeteli bireylerde, kaygılı bireylerde bu çok Evet. belirgindir. Kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol ederiz. Onun dışında bazı konularda yapabileceğimiz çok bir şey yok aslında yani. Birazcık teslim olmak da o anlamda gerekiyor. Yani teslim olma derken olumsuzluğu, terörü, şunu bunu kabullenme değil ama Evet. birey olarak tek başıma engelleyebileceğim bir şey değil. Hani konuşmuştuk bundan korunmanın yolu o zaman hiç evden çıkmamaktır Çıkmamak mesela. Bu doğru. da Pek yaşam değil. olumlu Böyle bir şey değil. mümkün değil. Tabii. Umarım düzelir ülkemiz Kesinlikle. kendimizi güvenli hissedeceğimiz günler gelir diye düşünüyorum. Aslında ben de olumlu ve ümitli düşünüyorum. Çünkü aslında bakarsak yani pozitif psikoloji yaşamı daha iyi hale nasıl Evet. getirebiliriz? Yaşam kalitemizi nasıl artırabiliriz? Bunu çok çeşitli alanlardan yani sadece birey boyutunda değil ama şehir yaşamları olsun, kurum yaşamları olsun, toplum yaşamları nasıl daha iyiye götürebiliriz? O açıdan baktığımız zaman aslında kendimizi de yaşamı nasıl güzelleştirebiliriz? Yani başlangıç noktamız şeyden değil, yani bir korkudan ya da korumacı anlayıştan ziyade daha güzelleştirmek, yani Evet. herkes için yaşanabilir bir alan nasıl yaratabiliriz? Bunun üzerine Evet. Bir geçen gidiyor. yıl siz de konuşmacılarındandınız. Birinci Avrasya Pozitif Evet. Psikoloji Kongresi'ni düzenledik Üsküdar Üniversitesi'nde. O da Türkiye'de ilkti yani pozitif Evet. psikoloji alanında. Bu yılda 12-14 Mayıs tarihleri arasında Yapılıyor. yine düzenleyeceğiz kongre. Uluslararası bir kongre. Geçen yılki kongremizin teması şeydi o Nerede söylediğinizden şeydi. yapılacak? Bu yine Üsküdar aynı Üsküdar Üniversitesi'nde olacak. Üniversitesi'nde. Evet. Tarihleri bir daha tekrar bir 12 12-14 orada. Mayıs 2017'de Detaylı bilgi 3 nereden gün alabilirler? ikinci Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi diye Yazarlar. aratırlarsa internette çıkıyor. Çıkar, Oradan tamam. bulabilirler. Geçen yılki kongrenin teması şeydi. Daha iyi bir yaşam için pozitif psikolojiydi. Talben Sahahar var. Bu konularda çalışmalar Evet. yapan. Onun kitabının ismi Daha Mutludur mesela. Evet. Daha kelimesi şeyde pozitif psikolojide çok önemli. Evet. Yani iyi bir yaşamımız olabilir. Daha iyi olması için ne yapabiliriz? Mutlu olabiliriz. Daha mutlu olmak için ne yapabiliriz? Bunun gibi şeyler. O yüzden de yaşam kalitemizi artırma yönündeki çalışmalar önemli. Zaten şu konu üzerinde duyurumuzda da ondan bahsetmiştik. Pozitif psikoloji temel olarak iyi yaşam nedir? İyi insan kimdir? Bu Evet. sorulara da cevap Cevap arayan ya da
Ruh sağlığı yerinde insan kimdir? Bu sorulara da cevap İyi arayan. İyi insan kimdir? İyi insan kimdir? Tabii ki bu çeşitli disiplinler açısından, felsefe, din, ahlak, değişik disiplinler açısından değerlendiriliyor ama hani ben kişisel şeyimi söyleyeyim, kim iyidir diye. Merhametli olan, yardımsever, özgeci dediğimiz, yardımsever özellikleri baskın olan ve insanlarla iyi ilişkiler kuran kişilerin iyi olduğunu söylüyorum. Ama bunun altında çok fazla şey söyleyebiliriz tabii ki. Yani iyi insan kimdir diye. Bir şeyi daha bu noktada belirteyim. Aslında nasıl cevap veriyor pozitif psikoloji buna? Az önce kısaca değindim. Karakter güçleri denilen, evrensel olarak belirlenen 24 karakter gücü var. İşte içerisinde bunun affedicilik var, sosyal zeka var, şükran duyma var, cesaret var. Bunun gibi şeyler var. 24 tane karakter gücü. İleride bunu da ele alacağız. Bu karakter güçlerine belli oranda sahip olan kişileri biz iyi ya da yeterli olarak kabul ediyoruz. Pozitif ruh sağlığı açısından. Peki. Bunu önümüzdeki dönemlerde bakacağız sanırım. Ben programına. Tekrardan bu pozitif psikolojinin çalışma alanlarından olan mutluluğa bir dönüş yapacak olursak, mutluluğun peşinden koşmayı mı bize teşvik ediyor pozitif psikoloji bilimi? Böyle bir şey mi var? Mutluluk arayışının insanları mutsuz ettiğine dair de şeyler var. Çalışmalar. Çalışma demeyeyim de görüşler var bu konuda. Hani kişi mutluluğu arıyorsa mutsuzdur şeklinde görüşler var. Ama zaten söylediğimiz şey şu değil. Hani çılgınca mutlu olmalıyım, mutlu olmalıyım, sağa sola saldırma, böyle bunun için sürekli bir şeyler yapma ki bu uyuşturucu kullanmaya kadar gidebilir. Çünkü insanlar onda bile amacı bir haz elde etmek. Evet. Bu değil. Daha çok erdemli bir yaşam sürerek mümkün olduğunca elimizdeki şeyleri olumlu kaynakların farkına vararak mutluluğumuzu sağlamak. Mutsuz eden faktörleri düşünüp bunları elemek, hayatımızdan bir şekilde çıkarmak. Bunlar olduğu zaman zaten doğal sürecinde gelişecektir. Az önce özgünlükten bahsettim ya. Mutluluğu da özgün, doğal bir şekilde yaşamak gerekiyor. Yoksa mutlu olma çabasıyla sağa sola koşturma değil kesinlikle. Çünkü mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki birisi bir işte çalışıyor. 5 yıldır o şeyin içerisinde. Aslında yaptığı işi seviyor ama bir alanında mutsuz. Dolayısıyla sürekli mutsuz olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu belki de hayatında çok fazla anlam ona veren konuların olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Yoksa bu sefer sürekli daha iyi, daha çok mutlu olması gerektiğini düşünüyor olmasından mı kaynaklanıyordur? Haz odaklı bir yaklaşım buna neden olabiliyor. Yani şunu düşünürsek eğer ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar mutlu olacağım anlayışı günümüz insanını mutsuz ediyor. Deniz suyu içmek gibi, hani sürekli olarak su içiyorsun ama daha çok susuyorsun falan. O yüzden şimdi minimalist yaklaşımlar böyle minimalizm dediğimiz bir felsefe gündemde ve yayılıyor tüm dünyada. Nedir işte? Daha azla mutlu olmak. Daha az elbisen olsun. Evinde daha az eşya olsun. Daha az işin olsun. Yani 100 tane işe kendini böyle. Her anlamda sade bir yaşam bu öneriliyor ve özellikle Uzak Doğu'da başladı bununla ilgili minimalist felsefe. Amerika'da falan da bayağı yaygınlaşmaya başladı. Tabii tabii yani ve güzel, çünkü daha az stres yaşıyor o zaman insanlar. Öncelik meselesi önemli. Nelere öncelik vereceğini işte biliyor. Hayatında ailesine mi verecek? Ya illa bu aile olması da gerekmiyor. Yani neyse kişi için onu mutlu edecek şey, ona öncelik verme, daha çok zaman ayırma olabilir. Bir de ben bazen şeyi de görüyorum. Yani aslında rahat yaşamak bizi bazı şeyleri yapmaktan alıkoymamalı diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Çünkü rahat olduğumuz zaman, bazı şeylerden kendimizi çektiğimiz zaman bu sefer bize yapacak hiçbir şey kalmıyor. Evet.
O da aslında insanı bir anlamsızlığa uğraş bazen, önemlidir. Evet. Freud o konuda şey der, işte ruh sağlığı yerinde insanı tanımlarken seven ve çalışan insan der. Evet. Burada iki önemli şeyden bahsediyor. İşte sevme işin ilişki boyutunu, iletişim boyutunu oluşturuyor. Çalışma ise üretme boyutunu oluşturuyor ve değerli hissettiriyor. İşe yarar hissedersiniz evet. çalıştığınız zaman. Ama sevdiğiniz bir işi yapma önemli. Bunu iş olarak görmeme aslında, keyif alma işte. Birisi Twitter'da bir şey paylaşmıştı, çok hoşuma gitti. Sigortalı bir iş karşılığında mutluluğumu sattım diye. İnsanların tabii büyük çoğunluğu işinden memnun değil. Evet. Yani hatta çok güzel araştırmalar yapmışlar bu konuda. Evet. Sabah aceleyle koşturan insanlara sormuşlar işte nereye gidiyorsunuz diye. İşini sevenler işime gidiyorum demiş. Evet. Ama gönülsüz olanlar işe gidiyorum demiş mesela. Aa, yani çok enteresan. İşime gidiyorum. Çok küçük bir nüans ama evet. Şey var mesela, okuduğum mini araştırmalar en çok kalp krizi geçirme oranlarının yüksek olduğu gün pazartesi günü. Çünkü insanlar sevmediği bir işe geliyor gerçekten ve bu işi 30-40 yıl yapması gerekiyor diğerine göre. Neden sevmediği bir işte insanlar çalışmayı tercih ediyor ki? Yaşam şartları tabii ki herkes için eşit değil. Her iş sevilecek iş değil, belki. Evet. Türkiye'de genelde insanlar memurluğu sever ama mesela memurluk gibi rutin işler insan doğasına çok da uygun işler değil aslında baktığımızda. Evet. Mutsuz eder. Aslında bugün, bu yani 8-5 çalışma saatleri bile, şimdi İngiltere'de yapılan bazı araştırmalar aslında insan biyolojisiyle şey değil, uyumlu değil diyor. Yani 10'dan önce işe başlamanın aslında vücut sağlığımız için iyi olmadığı söyleniyor. Evet. Oysa bizler saat 5'lerde ayağa kalkıp saat 8'de başlayacak iş için o 3 saat hazırlık ve yol sürecimizle geçiyor. İskandinav ülkelerinde biliyorsunuz son günlerde 5 saat, 6 saate indirildi çalışma saatleri. Evet. Çünkü yaşamın tek amacı da insanları bir yere kapatıp da saatler boyu çalıştırmak değil. Yaşayacak zamanı kalmıyor. İskandinav, İsveç gibi ülkelerde bunun gerekçesi olarak bunu gösteriyorlar. Hani 8-5 çalıştığında veya uzun saatler 12 saat çalıştığında kişi yaşayacak bir zamanı kalmıyor diyorlar. O yüzden böyle şeyler var. Ama şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki herkesin yaşam şartları da farklı olduğundan dolayı hayatın belli dönemlerinde yoğun çalışılabilir de. Evet. Bir dönem yoğun çalışırsınız. Borçlarınız olabilir, başka şeyler olabilir. Evet. Ama tümü yaşamın böyle olmaması gerekiyor. Yani pozitif psikolojide İngilizce leisure time dedikleri serbest zaman etkinlikleri çok çok önemli mutluluk açısından. Yani zorunlu olarak yapmadığımız işlerimiz de olmalı. Hani eskiler bilir, bizim yaş kuşağımız, Mazhar Fuat Özkan'ın bir şarkısı vardı Mecburen diye. Evet. Eve gitmek mecburen, işe gitmek mecburen, mecburen, mecburen diye. Mecburiyetler çok fazlaysa kişi mutsuz olur. Yani bir de gönüllü, hobi olarak yaptığı, profesyonel kaygılardan uzak olarak yaptığı işler olması lazım işte. Bu her şey olabilir. Koleksiyonlarla uğraşma, seyahat etme, fotoğraf çekme, herhangi bir sanatsal faaliyetle uğraşma. Yani memnuniyetsiz olduğumuz bir alanı, memnun olduğumuz başka bir alanla aslında kompanse edebiliriz bir şekilde. Yani ne kadar belki eş olmasa en azından o olur. Bir de dengeyi şu biraz var, daha eğer işimiz de o hoşumuza giden şeyle ilgiliyse o zaman zaten çok mutlu, dünyanın en mutlu insanı olur. Tabii. Bir şey anlatıyorum hep. Bir karikatüristle röportaj yapmışlar, okudum. Diyorlar ki işte işinizi seviyor musunuz? Adam karikatürist, gazeteye karikatür çiziyor. O da diyor ki ben bunu iş olarak görmüyorum karikatür çizmeyi. Bana para vermeseler yine çizerim zaten ama bir de ekstra para veriyorlar bunu yaptığım için diyor. Eğer iş bu boyuttaysa zaten çok güzel. Evet, ama herkes evet. için de tabii bu mümkün değil. Çünkü sevilmeyen veya yapılması gereken, hoşa gitmeyen işler de var. Kendimiz için de öyle. Mesela şeyle ilgili araştırmalar var, ev işleriyle ilgili. İnsanların çok büyük çoğunluğu, şu anda oranını hatırlamıyorum ama ev işini sevmiyor yani. Evet. Seven bir küçük azınlık var, onu da çok merak ediyorum ben, nasıl seviyorlar. Bazı hani kadınlar falan özellikle sever şeyi.
temizlik yapmayı, ev işini, şey. Ben şunu bulaşık yıkamayı seveni bile gördüm yani. Belki stres atmalarına faydası atıyor, evet, alıyordur. Tabii ki. Evet, evet, o olabilir. Keyif alıyor bulaşık yıkamaktan. Ama geneli insanlar sevmez bu tür işleri yani. Evet. Angarya olarak görülen işlerdir. Ama hayatta bunlar da var yani, bunlar da hayatın bir parçası. Evet, yapmak zorundayız. Evet. Yani kabullenmek de belki önemli, önemli bazı şeyleri. Önemli tabii ki. Yani özellikle değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenme çok çok önemli bu noktada. Peki şöyle bir bakalım. Biz kendimize iyi gelecek şeylerle o zaman birazcık daha meşgul olursak, belki yaşama bakışımız, işlerimize, ailemize, sosyal hayatımıza bakışımız da daha olumlu yönde değişebilir. Ama her şey sadece bizimle mi alakalı? Yani bizim mutluluğumuz sadece bizim kendi çabamızla mı? Gerçi şeyi anlatırken söylediğiniz o genetik ve diğer faktörleri %40'lık kısmı biraz bizle alakalı. Bizle alakalı. O yüzden bu şey söylemlerini, yani her şey bizle başlar diyoruz ama her şey kendi üzerimize alan bazı söylemler duyuyoruz bazen. Yani bu sadece bizimle alakalı, bizim yeterli veya yetersizliğimizle alakalı bir durum değil gibi önemli duruyor. Bir kısmı bizimle ilgili ama bizim dışımızda olan şeyler de var. Mesela şunu biliyoruz biz, savaş ortamı olan, ne bileyim salgın hastalık olur, deprem olur, bir şey olur. Böyle bir ortamda da mutlu olmak kolay değil. Bugün işte ilerleyen haftalarda onu ayrıntılı ele alacağız ama dünyanın en mutsuz ülkelerinden bir tanesi Suriye mesela. Sondan üçüncü ya da ikinci. Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmaya göre. Evet. Bu sürpriz değil. Çünkü savaş ortamında can güvenliğiniz tehdit altında. Hı hı. Hayatınız darmadağın olmuş. Belki o ortamda mutlu olsanız o anormal olarak değerlendirilebilir. Hani dolayısıyla bazı şeyler elimizde değil ama böyle ekstrem durumlar hariç mutluluğumuzun veya psikolojik iyi oluşumuzun önemli bir kısmı bizimle ilgilidir. Hı hı. Evet. En azından şunu yapmak lazım, %100 mutlu olacağız diye bir şey yok yani. Hı hı. Gün içerisinde bile mutluluk dalgalanmalı zaten mesela. Yapılan araştırmalar var. İnsanlar sabah uyandığında mutsuz genelde mesela ilk uyanma anda. Çünkü uykudan uyanıyor bir şekilde. Ondan sonra hafif yükseliyor mutluluk, kahvaltı falan. Şimdi bir de uyanır uyanmaz e-mail'lara bakıyoruz. Ben de onunla ilgili bir araştırma okumuştum. O da stres, yani şeyin mutsuzluğu üzerine mutsuzluk, yani stres yarattığı için daha da tavan yaptırıyor. Birazcık şey oluyor son dönemlerde, her sabah uyanınca yine kötü bir şey oldu mu beklentisiyle Peki, insanlar. Sabah uyanır uyanmaz neden öyle bir şeyle uyanıyoruz? Yani telefonlar dediğim gibi çok insanı kışkırtıcı. Evet. Ödül mekanizmasını beynimizde aktive eden ediyor. Bir şey. Yani paylaştığımız fotoğraflar, ne bileyim paylaştığımız şeyler. Tabii o beğeniler işte insanın ödül mekanizmasını beyinde aktive ediyor. Yani bu dopamin salgılanmasına neden oluyor. Dolayısıyla da istiyoruz onu sürekli olarak yani takip ediyoruz. Dolayısıyla yaşamımıza girmiş yeni bir şey. Bakalım nasıl uyum sağlayacağız buna. Daha çok erken yani ama çok fazla araştırma yapılıyor. Hatta şunu söyleyeyim bu konuda. Telefonunu evde unutup da mesela işte gelişmeleri kaçırma korkusu da var. Şey olarak. Peki sabah uyandığımız zaman ne önerirsiniz kendimizi daha iyi hissetmemiz için? Tabii ki ben kendim bir şey kahve düşkünüyüm ciddi anlamda. Şeyde programın sonuna geliyoruz. Bir fincan kahve ediyorlar. Evet. Kahveyle uyanırım. Evet. Kahvaltıdan önce bile kahveyle şey diyorum uyanıyorum. Ama şu önemli ya, genel olarak her sabah uyandığınızda bir gerçekleştirmek istediğiniz yaşam hedefiniz ya da yapacağınız bir iş varsa bu insanı canlı tutar yani. Evet. O açıdan hani spesifik sabah kalkın şunu yapın demek biraz zor. Çünkü herkese göre değişir. Ben çok sabahları kendine gelemeyen birisiyim, uyanamayan birisiyim. Hı hı.
sabah insanı değilim yani. Evet. Bazısı da sabah evet. çok daha dinç canlı olur. Yani hoşunuza giden neyse iyi onu yapabilirsiniz. İyi bir kahvaltı olabilir. Yani her şey olabilir. Egzersiz eğer o kadar güçlü bir irade varsa sabah çok güzel olabilir. Yapılabilir. Doçent Doktor Tayfun Doğan'la birlikteydik bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok güzel bir başlangıç oldu diye umut ediyoruz. İzleyicilerimizin de beğendiğine ümit ediyorum. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu Facebook'ta web sitesine eğer bağlanırsanız oradan her perşembe saat 13'te Tayfun Doğan Hoca ile birlikte pozitif psikolojinin farklı alanlarında konuşmalar ve sohbetler ediyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz zamanınız için. Ben teşekkür Yeniden ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.